Aa, vakit bir oldu. Biz doyamadık size, doyamadık. Yani. Vallahi doyamadık. Süper oldu ya. Müthiş oldu bence. Her şeyden önce tekrar söylüyorum. Gerçekten çok önemli bir platformun içerisindesiniz. Ve kadın olarak o kadar güzel görünüyorsunuz ki gözüme. İzin verin, lütfen birlikte dertleşelim. Sorunlarınızı konuşalım. Ama en önemlisi kadın olarak kesinlikle ve kesinlikle erkeklerin sizi yormasına ve üzmesine izin vermeyelim. Aslında. Tamam? Ne var? Ve en önemlisi sizler çok güzelsiniz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Ay bir şey söyleyeceğim. Ne iyi gelmeyeceğim çünkü hepiniz benden daha güzelsiniz. Hepinizden nefret ediyorum. Ama hepiniz benden daha güzelsiniz. Adam çok iyi. Ya i̇yi müthiş. Ama güzel söyleyecek o zaten. Hakikaten birlik olmak gibi güzel. Yani. Ben niye bir erkekler evlendim? Birlik ben de ezdirmeyin dedi. Bak bundan sonra kadının farkı yendi. Kalışıyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar. Gaza gitti. Biz bu gazla kesin ilişkiler bitti. Ya kıskançlık yakalamaya gülüktü atışı. Kimseyi sevmedim. Çok mutluyum ki ben. Bugün evimize ilişki uzmanı geldi Ferhat Bey. Kendisini sosyal medyadan tanıyordum zaten. Kendisinin çok ağır eleştiri olsa bile bugün geldiğinde bize kendisini ifade etmesi, bize verdiği örnekler, fikirler o kadar çok hoşumuza gitti ki ben çok sevdim. Çok güzel düşünülmüş. İyi ki de geldi Ferhat Bey. Bundan sonra gerçekten işimize çok yarayacağını düşünüyorum. Çok mutlu oldum. Kız öylesin böylesin ama yine güzelsin dedi. Hepinizden nefret ediyorum ama hepiniz benden çok güzel. Ay nefreti kullanmayacaksın, set koymayacaksın direkt olumluyla. Herkes de mutfağa gelme sebebi ne acaba? Çünkü hepiniz acıktınız. Ben de çok acıktım. Senin var ya vücuduna bayılıyorum falan böyle. Çok güzel. İlla güzel olman gerekmiyor da. Fatıma, benden güzel değilsin hayat. Didem, sen benden daha güzelsin. Niye herkes kendi kavga etmek istediği insanı seçiyor? Acaba neden? Acaba evet tabii bu o kim tanımaz onu. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse.